Herkese selamlar dostlar. 11 ve 12 Ekim iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 tane mücadelemiz var. 11 tane mücadeleyi hem yüksek oranlardan hem de ideal oranlardan değerlendirmesini yaptım. Sizlere sunacağım. Futbolda gerçekten güzel bir seri var. Ekrana gelsin hemen. Ekranda 8 Ekim, 9 Ekim ve YouTube önerisi olarak verdiğimiz son verdiğim 3 futbol kombinesi de başarılı bir şekilde oldu. 8 Ekim'e baktığımız zaman da Hollanda'nın ilk yarısı, Türkiye'nin çifte şansı, Ermenistan'ın bir golü 2-0'da o gibi orandan kazandı. 9 Ekim'de İsveç'in 2 golü, Avusturya'nın da 4.5 altında 2 kazanır şeklinde verdiğim kupon da geldi. YouTube önerisi olarak yaptığım da İzlanda maçının Ermenistan'ın 1 golü, İsveç'in de atacağı 2 golü vermiştim. O da geldi. Son verdiğimiz 3 kupon da başarılı şekilde oldu futbolda. Güzel bir seri yakaladık. O seriyi sürdürmek istiyoruz açıkçası. Bu şekilde de güzel bir şekilde gidiyoruz. Hızlayarak de devam edeyim. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar skor kazanan yarışmasında Alperen Karakılıç isimli, yanlış yazmışım soyadını. Alperen Karakılıç isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'dan iletişime geçerse grubun linklerini de atayım. Hem yüksek oranın hem de ideal ana Telegram grubumuzun linkini atmak isterim arkadaşlar. Instagram'dan iletişime geçsin. Keza aynı şekilde tekrar bir yarışma düzenleyelim. Bu yarışmada da aynı şekilde Letonya-Türkiye maçının skorunu bilenler yoruma, yani bilmeye çalışın. Anladınız işte. Letonya-Türkiye maçının skorunu maç yorumlarına bekliyorum. Kazanan arkadaşımız hem yüksek oran grubumuza hem de ana Telegram grubumuza ve sohbet grubumuza dahil edelim aynı şekilde. Kazananı da bir sonraki videoda ben aynı şekilde bu şekilde açıklarım. Sizin yorumlarınızı bekliyorum yoruma. Şimdi baktığımız zaman da ekranda 6 tane maçla devam edeceğiz. 6 maçtan önce arkadaşlar sizden ricam aynı şekilde videoya like atmanızdır. 300'ün üzerinde seviye 300'ün üzerinde geldiği zaman ben zaten sizlere kombin önerisi yapacağım. Keza aynı şekilde bu videonun içinde de 2 günlük bir kombin önerisi yapacağım. Ondan da değerlendirmek isteyenler burada kombin önerisini rica ediyorum. Sizler de like butonuna basarsanız sevinirim. 2 saniyenizi ayırırım. İlk maçımız Belarus-Çekya maçı. Maç hakkında şöyle biraz konuşalım. Arkadaşlar Belarus'ta seyahat kısıtlamalarından dolayı maç Rusya'nın Kazan kentinde oynanacak. Onu bir belirtelim. Yani Belarus'un kendi ülkesinde oynanmayacak bu maç. Belarus kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da Galler'le Çekler'e karşı oynadı. Galler maç çok güzeldi. Ben o maçı izledim. 3-2 son dakika kaybetti. Biz maç sonu 2 vermiştik. Belçika burada Belçika'ya karşı yedek kadroyla çıkmıştı. 1-0 yenmişti yanlış hatırlamıyorsam Belçika takımı. Ama Belarus o maçta güzel bir futbol sergilemişti. Yani Belarus kendi evinde biraz daha iyi. Fakat maç Rusya'da oynanacak Kazan kentinde, onu belirteyim. Çekya'ya baktığımız zaman da Çekya'nın grupta işleri gerçekten sıkıntı. Çünkü arkasında Galler var. Galler'in oynayacağı 3 maç, Çekya'nın oynayacağı bu maçla beraber 2 maç var. Ama Galler'in bir maçı Belçika ile kendi evinde. Yine de 3 maç olduğunu belirtelim. Belarus, şimdi Çekya takımı burada arkadaşlar yapabildiği kadar avaraj yapması lazım. Çünkü aynı şekilde Galler de avaraj oynayacaktır diye düşünüyorum. Ben burada Çekya'nın en az 2 veya 3 gol atmasını bekliyorum. O yüzden idealden bir öneri yapacağım bu mücadeleye. Çekya'nın kuponuma da koydum bu mücadeleye. 2 gollü galibiyetini 1.32'den ben bir aldım. İdeal kombineme koyacağım bunu. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman, ama bu ideali gelebilir diye düşünüyorum. Hatta kombineme de koydum. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da Belarus kendi evinde ne kadar iyi futbol sergilese de veya sergileyeceğini düşünsek de ortada bir kalite farkı var. Çekya'nın da bu maçı alması kesin gözüyle alması gerekiyor. Yani muhtemelle kazanması gereken hedef maçlarından bir tanesi. Handikaplı da denenebilir. Onun da oranı 1.60 gibi bir oranı var. Yani ben Çekya tarafındayım. Çekya'nın Mason 2.5 üstünü kombineme koydum. Biraz daha yüksek oranından isteyenlerden handikaplı galibiyetini Çekya'nın alabilir diyerekten de geçeyim bir diğer mücadelemize. Estonya-Galler mücadelesi. Estonya-Galler mücadelesinde de arkadaşlar keza aynı şeyi bunlar için de geçerli. Galler Estonya'ya oranla daha kaliteli bir ekip. Çekya'nın hemen arkasında hedef maçlarından bir tanesi, eğer gruptan playoff oynamak istiyorsa Galler takımı, bu tür maçlarda vermesi gerekmez. Verirse gidemez kısacası, bu kadar basit. O yüzden Galler biraz daha kaliteli ve rotasyona gitmesini de beklemiyorum. Bu Estonya'da o kadar zayıf değil. Keza Belarus'a baktığımız zaman da, Belarus'la Estonya'yı karşılaştığımız zaman da Estonya bence bir adım daha önde gibi gözüküyor. Galler de bu maçta kesinlikle rotasyona gitmesini beklemiyorum. Grup pozisyonu niteliğince Galler'in de bu mücadeleyi almasını bekliyorum. Direkt Mason 2'nin 1.42 gibi orandan idealden öneriyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar.
Letonya ile Türkiye mücadelesi. Türkiye'nin ilk maçından zaten bahsetmiştik sizlere. Şimdi ondan önce Katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum sizlere. Dün verdiğimiz canlı bahislerden bahsedelim. Finlandiya-Ukrayna maçına erken dakikalarda editör arkadaşımız 3.5 alt verdi. Maç zaten ilk yarı bir anda 3 tane gol oldu. Zar zor şansa bala geldi diyelim. Yunanistan'ın ben bir golünü vermiştim devre arasında 1.50 gibi orandan. 90'da ve 90 artı 5'te Bakasetas veya Pelkas atar. Hatta ben de dedim ki şuraya. Bakasetas'a imkan verirlerse ceza sahası dışından sallar bir tane dedim. Keza zaten penaltıdan attı yanlış hatırlamıyorsam. Yunanistan geldi, Finlandiya geldi, İngiltere'yi verdi keza. Mert arkadaşımız birinci yarı ikinci golü İngiltere atar şeklinde bir öneri vermiş. Yüksek orandan 1.80 gibi orandan Avrupa'dan oynayanlara o da geldi başarılı bir şekilde. Senegal'in maçını vermiş Çağrı arkadaşımız geldi, o geldi. Bilal arkadaşımız da aynı şekilde ev gol 1.5 üst şeklinde vermiş. 1.57 gibi orandan İsviçre maçına. İsviçre ikinci yarı attığı iki golle kazandı zaten. Onun dışında canlı bahislerimiz bu şekilde devam ediyor. Kombine gelen giden zaten ben buraya her şeyi atıyorum şeklinde belirteyim sizlere. Sizler de gelmek istiyorsanız katıl Telegram grubumuza. Abone ol şunun yanında katıl var. Katıla tıkladıktan sonra burada ana Telegram grubuna girmek için 30 TL. Hem ana Telegram grubuna hem de yüksek oran grubuna girmek istiyorsanız da 60 TL'lik seviye almanız. Her şey dahil iletişim seviyesinde ise her iki gruba girip ekstra sohbet grubuna da giriyorsunuz. Onun dışında iletişim numaram var. Yüklü oynayanlar zaten WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçiyor arkadaşlar. Bu grubunda bu özelliği var. Diyerek Türkiye maçına geçeyim. Türkiye burada arkadaşlar 1.26 gibi oran açmışlar. Bence oran çok düşük açmışlar. Ben burada en az bir 40-50 beklerdim Türkiye takımına. Çünkü Letonya kendi evinde kolay kolay teslim olmuyor. Ki zaten kendi evimizde oynadığımız maça baktığımız zaman da 3-3'lük bir berabere kaldık. Erken dakikalarda öne geçmemize rağmen devamını getiremedik. Sonlara doğru şey yapıyoruz. Çünkü bizim milli takımımızın şöyle bir durumu var. Ya geri çekilme refleksi mi diyorlar artık ne diyorlarsa. Türkiye öne geçtiği zaman geriye yaslanıyor. Kalesinde çokça pozisyon veriyor. Norveç maçında da zar zor yendiğimizi de belirtelim. Pardon, zar zor puan çıkardık. Biraz da şansımıza. 90 artı 5'te mesela o kafa vuruşu girseydi maç giderdi. Biz de idealden çıktı şansı yüksek oranlarına maç sonu 1'i önermiştik. Fakat olmadı. Ondan dolayı bu maçta zor maç olacaktır. Fakat ben Letonya'nın da kendi evinde gol bulabilmesini düşünüyorum açıkçası. O olmazsa da ya yani gol bulur mu? Bence bulur. Şöyle bakalım. Deplasman gol yemesi oranı 1.66 gibi oranı var. Çünkü Letonya Türkiye'ye karşı biraz ters gelen ekiplerden bir tanesi. Ben burada milli takımımız kazanabilir. Eyvallah. Gerçekten kazanabilir gerçekten. Ben güveniyorum. Ama Letonya'da yani bizde o geri çekilme refleksinden dolayı Letonya takımı da kalemizde mutlaka pozisyonlar bulacaktır diye düşünüyorum. Ondan dolayı burada Letonya'nın atacağı bir golün oranı 1.66 gibi oran açmışlar. Letonya kendi evinde bize bir tane atar gibi düşünüyorum ben. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Letonya'nın bir hedefi kalmamış fakat Türkiye'nin oynadığı oyun yapısından dolayı burada gol yer diye düşünüyorum ben. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde alabilirler. Onun dışında ben Türkiye'nin de kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında 2 yaparsanız da bunun da oranı 1.50. Ben bekleteyim bir skoru söyleyeyim sizler. 1-2 skorla Türkiye kazanır diye düşünüyorum. Kazanırsa bakacağız artık. Fakat bu da Türkiye tarafına gitmek, Letonya'nın golüne gitmek istemeyenlere alternatif bir tercih olarak sizlere sunayım bu mücadeleyi de. Norveç Karadağ mücadelesi. Bu maçta arkadaşlar çok güzel bir yüksek oranım var. 2.75 gibi orandan. Lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi Norveç'in maçlarına baktığımız zaman da istatistikler olarak diyeyim. Grupta oynadı arkadaşlar. Maçlara baktığımız zaman da ilk yarılarının hepsinde tempolu maçlar oynamış Norveç. Keza milli takımımız maçını da gördük. İlk yarıda 2 gol oldu daha sonra gol çıkmadı. İlk yarılarda yani tempolu oynayan bir Norveç milli takımı var. Karadağ'la burada kendi evinde oynayacaklar şimdi. Şimdi Karadağ da bence bu tempoyu ayak uydurabilecek takımlardan bir tanesi Norveç'in temposuna. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben sizlere. Norveç'in grupta oynadığı son 7 maçın tam 6 tanesinde ilk yarılarda daha fazla gol olmuş. Bakın ilk yarılarda daha fazla gol olmuş. 7 maçın 6'sında. İki takım da arkadaşlar ikincilik şansı bulunuyor. Eğer tempo artarsa riskler alınır, goller gelir diye düşünüyorum ben bu mücadelede. İdealden sizlere ilk yarıdan çıkacak bir gol önereceğim. 1.34 gibi oranı var. Yani bu maçın en ideal tercihidir bence. İlk yarıdan gelecek bir gol bence çok ideal bir tercihtir. Değerlendirebilirsiniz. Onun için de yüksek oran olarak sizlere şuradan göstereyim. Tümünü. En çok gol ben ilk yarıda olur diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde seri bozulmaz. Şuradan. Aynen. 2.75 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler alabilirler. En çok golü ilk yarıda
atılır diye düşünüyorum ben her iki takımda. İlk yerden bir 1-1 skor da çıkabilir açıkçası. Ondan dolayı ben 2.75 gibi orandan değerlendirmesini yapmak istiyorum. Sizler de değerlendirmek isterseniz buradan değerlendirme yapabilirsiniz. Fakat maçın ideali ilk yerden gelecek bir goldür. Onu da belirteyim. Hırvatistan-Slovakya mücadelesiyle devam edelim. Hırvatistan grupta arkadaşlar arkasına Rusya ile 16 puandalar. Averajla öndeler. Hırvatistan takım savunmasını gerçekten son zamanlarda özellikle son 3 maçında kalesinde çok fazla pozisyon vermedi. Matematiksel olarak Slovakya'nın şansı var. Fakat son yenildiği maçtan dolayı artık çıkma şansı umutları tükenmiştir Slovakya takımının. Ondan dolayı Hırvatistan'a baktığımız zaman da ben bu Hırvatistan'ın bu maçta kazanmasını fakat maçta da çok fazla gol olmasını beklemiyorum. Onun da oranı 1.48 gibi oran açmışlar. Bence değerlendirilmesi gereken oranlardan bir tanesi bu da. Değerlendirmek isteyenler burada alabilir mücadeleyi 1.48 gibi orandan. Hırvatistan'ın ben 1-0, 2-0. Çünkü arkasında Rusya var. Hem avarajı korumak istiyor. Böyle 2 tane de 3 tane de atabilirse güzel olur. Ondan dolayı maçın 1 ve 4.5 altını alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bol şanslar. Bir diğer maçımız Slovenya ile Rusya mücadelesi. Bu maçta gerçekten zorlu bir maç olduğunu belirteyim. Slovenya kendi evinde kolay kolay maç vermez Rusya'ya. Rusya da artık almak isteyecek çünkü. Bir takım riskler alınabilir bu mücadelede. Alınmasının sebeplerine baktığımız zaman da grupta oluşan puan durumu. Slovenya gruptan çıkmak istiyorsa bu maçı kesinlikle yenmesi lazım. Üst sıraya yaklaşması lazım. Rusya da aynı şekilde bu maçta Hırvatistan'ın takipliğini veya liderliğini istiyorsa bu maçta keza alması gerekiyor. Onu da belirteyim. Fakat şöyle de bir durum var. Yani temkinli mi oynarlar? Bir gol gelirse bu maçta 2, 3, 4 bile olur diye düşünüyorum. Ben o yüzden bu mücadeleye çıkacak 2 golü değerlendirdim. 1.40 civarında bir oranı var. 1.40 bandında şöyle 1.37'ye oran düşmüş zaten. Maçta gelecek 2 gol bence değerli. Ondan dolayı maç sonu 1.5 üstü idealden değerlendirebilirsiniz. Eğer yüksek oranlarda istiyorsanız dediğim gibi bu maçta bir gol olursa 2 ve 3 de olabilir. Ondan dolayı 2.5 üstünü de 2.14 gibi orandan sistem kuponlarınıza değerlendirme yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Notlarıma da alayım hatta. 2.14. Notlarıma da aldım. Dediğim gibi 1.5 üstü idealdir. Yüksek orandan sistem kuponlarınızı eklemek isteyenler varsa 2.5 üstünü de değerlendirebilirler. Arkadaşlar 11 Ekim bitti. 12 Ekim ile devam ediyoruz. Portekiz mücadelesiyle. Portekiz'i ben bültenime aldım. Değerlendirdim maçlardan bir tanesi. Portekiz bu milli aradaki tek maçını oynayacak. Onda da ben Portekiz'in tek maçı olduğu için o kadar yıldız futbolcuyu çağırdı. Ronaldo falan bu maçta oynamasını bekliyorum. Ronaldo'nun falan. Lüksemburg'la oynayacak. İdeal as kadrosunu çıkartacaktır diye düşünüyorum Portekiz milli takımı. Çünkü şöyle birazdan devam edelim. Dediğim gibi Portekiz burada ilk 11 oyuncularının sahaya sürecektir arkadaşlar Lüksemburg karşısında. Lüksemburg zaten takım falan değil. Geçelim onu, Lüksemburg'u anlatmaya gerek yok burada. Portekiz'in liderlik için zaten kesinlikle kazanması gerekiyor. Ondan dolayı ben burada yüksek orandan değerlendirdim. Nasıl yüksek orandan değerlendirdim? Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır değerlendirirseniz 1.61 gibi orandan değerlendirme yapmış olursunuz. Ben bunu kombinemeye de aldım. Çekya maçıyla zaten Portekiz maçını kombinledim. Değerlendirmek isteyenler bu maçı da zaten Portekizci değerlendirebilirler. Ronaldo'cuyuz. Ronaldo'dan golleri de bekliyoruz diyerek devam edeyim. Ukrayna ile Bosna Hersek mücadelesi gruptaki önemli maçlardan bir tanesi bu. Çünkü ikincilik maçı olarak değerlendirebiliriz bu mücadeleyi. Ukrayna arkadaşlar burada kendi evinde elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü Ukrayna burada verirse maçı ikinciliğe bir nebze gitmiş sayılabilir diye düşünüyorum ben burada. Ukrayna burada en kötü beraberle oynayacaktır diye düşünüyorum. Bosna'da yeri geldiği zaman da riskler alınacaktır. Maçta bence 2-3 tane gol çıkabilir diye düşünerekten de burada yakaladıysanız tahmini de toplam gol 2-3 gol bandında bekliyorum. Onun da oranı 1.69 gibi oranı var. Gayet güzel bir orandan Ukrayna'nın son maçında Finlandiya ile 2-1'lik bir maç skoru çıktı. Galip geldi 2-1 gibi skorla. Burada zaten kadro olarak baktığımız zaman da Ukrayna'da gerçekten kaliteli biraz da oturmuş bir kadrosu var. Keza Bosna Hersek'in de öyle. Bosna Hersek'te eksik olarak Pjanić yok bu maçta. Önemli bir eksiklik tabii Bosna Hersek için. Fakat ben bu mücadelenin de özellikle şöyle söyleyeyim. Ukrayna'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Zaten oranı da ona göre açmışlardır. Ama 2-3 gol bandı en idealden 1.69 orandan değerlendirebilir bu mücadeleye. Danimarka ile Avusturya mücadelesi. Şimdi Danimarka'nın grupta attığına bakın. Bu sadece bir his arkadaşlar. Bakın tahmin falan değil. Danimarka 7 maçta 26 tane gol atmış. Fakat hiç tane de hiç gol yememiş. Avusturya takımı da zaten ben sevdiğim takımlardan bir tanesi. Son maçında da zaten 2-0 galip geldi dün.
bize kazandırdı. Teşekkürler Avusturya diyerekten devam edelim. Şimdi Danimarka hiç gol yemedi. Grupta liderliği garantiledi. Bakın bu maçlara rotasyon yapsa bile Danimarka'nın yedekleri gerçekten çok iyi kadro. Yani ben şöyle söyleyeyim. O gruptaki oynadığı diğer maçlara bakın yani istatistik olarak yedek oyuncuların oynadığına bakın. Baskı metresine bakın, istatistiklere bakın, oynadığı futbola bakın, özetini izleyin yani en kötü. Göreceksiniz Danimarka'nın ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu. Fakat ben Avusturya, Danimarka hiç gol yememiş. Ben burada iyice bir golü değerlendirmek istiyorum. Gayet güzel bir oranı var. Ev sahibi gol yemez 1.65 gibi oranı var. Avusturya da gerçekten kaliteli ekip. Burada Danimarka rotasyon yaparsa denk bir futbol çıkabilir. Danimarka'da ilk golünü bence yer artık yani zamanı geldi. Bence ben buradan bunun riskine girmek istiyorum. Ana kombineme koymayacağım fakat çoklu yaptığım kombinelerde Avusturya'nın ben burada bir golünü alırım. Avusturya da mutlaka Danimarka kalesine pozisyonlara girecektir. Atar mı? Nasip diyerekten burada atacağı bir golü değerlendirmek mantıklı bence. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Faroe Adaları'yla İskoçya. İskoçya da aynı şekilde gruptan çıkmak için en azından liderliğini garantilemek için burada Faroe Adaları'yla oynayacak. Son maçta gerçekten İsrail'e karşı muazzam bir maç çeverdi. 2-1'den 3-2 aldı mücadeleyi. İlk yarısı da 2'den 1 oldu sanırım o mücadelede. Doğru 2'den 1 oldu. Şimdi burada İskoçya takımı galip gelecekleri. Faroe Adaları da burada elinden geldiğince defans yapacaktır. Fakat burada futbol oynayan, top oynayan taraf İskoçya alacaktır. Çok güzel maçlardan bir tanesi bu da. 4.5 altında 2.36 oran açmışlar. İdealdir. Değerlendirelim. Devam edelim derim ben bu mücadelede. Daha yüksek oran isteyenler varsa da 3.5 altında da 2 yapabilirler. Ben maç skoru 2-0'lık bir skor bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler bu yönde değerlendirme yapabilirler. İskoçya Faroe Adaları mücadelesine. Arnavutluk'la Polonya mücadelesi yine çok çekişmeli maçlardan bir tanesi olacaktır. Çünkü baktığımız zaman da puan durumuna hem Arnavutluk'la hem Polonya ikincilik için gerçekten elinde çok iyi bir şans var iki takım adına da. Hatta birinciyle bile oynayabilirler. Kalan maçlara oranla tabii bakacağız onlara da. Şimdi Arnavutluk burada kendi evinde oynayacak. Gol bulması bence muhtemeldir. Polonya'nın da keza deplasmanda son maçta zaten Lewandowski'yi çıkardı bir şeyler yaptı. Gol bulması muhtemeldir. Çok idealden istiyorsanız ben bu mücadelede 2 gol çıkar diyorum. 1.33'lük bir oranı var. İdealden değerlendirmek isteyenler bunu bir alabilirler. Fakat ben mücadelenin de toplam gol bandının da 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Bak 1.5 üstü zaten 1.33'ten alabilirsiniz. Fakat daha yüksek orandan da burada 1.68 gibi orandan da mücadelenin de 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Bir beraberlik çıkabilir. Çünkü Arnavutluk burada beraberlik de çıkartabilir. Asıl önceliği burada galibiyettir. Fakat beraberlik de Arnavutluk takımını üzmez. Ondan dolayı Polonya takımı da risk alacaktır. Değerlendirmek isteyenler bu yönde değerlendirme yapabilir. Maçlarımız bu kadardı. Şimdi arkadaşlar ekrana kombine gelsin. Sizden ricam videoyu aynı şekilde like atmanızdır. 300'ün üzerine geçtiği zamanlarda kombine önerisi gelmeye devam edecektir. Ekranda gördüğünüz üzere Çekya'nın ben atacağı 2 gollü galibiyetini bekleyeceğim. İdeal orandan değerlendirdim. Onun dışında yanına da Portekiz'in ben dediğim gibi ilk 11 oyuncularını oynatmasını bekliyorum. Portekiz milli takımının Ronaldo'su, Jota'sı bunlar oynayacaktır. Fernandes'i diye düşünüyorum. Lüksemburg'a karşı kendi evinde galip gelecektir. Çünkü onlar da grupta daha garantilemedi. İkinci sırada yer alıyor. Ev sahibi iki yarıyı kazanır da güzel orandan değerlendirdim. Toplam oran 2.20. Videolara like geldikçe kombine önerileri gelmeye devam edecektir. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.